Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ecvef fiiller konusuyla tekrar beraberiz arkadaşlar. Tasriful fi'lil ecvef, ecvef fiillerin çekimi anlamına geliyor. Ecvef fiilleri tanıyalım. El fi'lul ecvef, ortadan illetli olan fiillere deniyor kısaca. Ecvef zaten orta bölge anlamına geliyor. Cevf, bir şeyin iç tarafı, karın bölgesi anlamlarına geliyor. El ecvef, ortası vav veya ye harfiyle illetli olan, illetli fiiller grubundan olan bir fiildir. Ecvefin vavi ve yai olduğunu, bakın burada bir şema yapıp göstermiş. Kale, yakulu, kul örneğinde ecvef fiilin orta bölgesinden ötre ve vavla yürüdüğünde vavi olduğunu anlıyoruz. Haliyle bu da birinci vabı bize hatırlatıyor. Kale, yakulu, kul şeklinde. Ecvefi yai de ecvefin kesra ve ye harfiyle yürüdüğünü göreceğiz. Ba'a, yebi'u, bi'. Tabi detaylarda bazı farklılıklar olacak ama ecvef fiillerin öyle her bapta gelmediğini, belli baplarda geldiğine de şahit olacağız. Hemen onu konuşalım. Ecvef fiiller birinci baptan vavi olarak gelebiliyorlar. Kale, yakulu, kul, kavlen, ade, ya'udu, ud, avden, kame, yakumu, kum, kıyamen şeklinde ecvefi vaviler birinci baptan gelebiliyorlar. İkinci baptan ecvefi vavi örneğine rastlamıyoruz. Üçüncü baptan hiçbir şekilde ecvef fiillere rastlamıyoruz. Beşinci ve altıncı baptan da ecvef fiil örneklerine rastlamıyoruz. Dördüncü baptan ecvefi vaviye rastlamamız mümkün. Hafe, yehafu, havf, havfen, name, yenamu, nem, nevmen örneklerinde ecvef fiilin havife kökünden ve nevime kökünden geldiği için dördüncü baptan olduğunu, dördüncü bab böyleydi. Yani kesru fethin babıydı burası. Havife, yehafu, yani havife aslı, namenin aslı da nevime. Onun için bunların dördüncü baptan vavi olarak örneklendirildiğini biliyoruz. Ecvefi yailerde birinci bab bulunmuyor. İkinci babın yoğun olarak kullandığı bir fiil çeşidi. Ba'a yebi'u bi' bey'an, kâle yekilu kil, keylen, sade yasidu sid, sayden şeklinde ecvefi yai örneklere ikinci baptan rastlıyoruz. Üçüncü baptan ecvefi yailere rastlamıyoruz. Dördüncü baptan nale, yenalu, nel, neylen örneğinde olduğu gibi ecvefi yailere rastlıyoruz. Bunun da aslı neyle, neyle olduğu için dördüncü baptan bir fiildir. Örneklere hemen bakalım. Zârattullâbu mektebetel medraseti, öğrenciler okul kütüphanesini gezdiler. Zâra yezûru zûr, ziyâraten. Zâra fiili ortadan illetli olduğu için ecvef bir fiildir ve birinci baptan olduğu gözüküyor. Yani birinci baptan olduğunu nasıl anlarız? Sözlüğe gideriz. Muzariye dönüşünde ötre ve vav'ı kullanıyorsa, yani zâra, yezûru şeklinde vav ve ötreyi kullanıyorsa, bunun birinci baptan olduğunu ve ecvefi vavi olduğunu anlarız. Sirna fî şâri'il medînetittavîl. Şehrin uzun caddesinde yürüdük. Burada sirna fiil var. Çekim aldığı için sirna şeklinde telaffuz ediliyor. Sara
yesiru sir seyran şeklinde söylenir. Dolayısıyla muzariye geçişte kesre hareke ve ya harfini kullandığından ötürü sara yesiru sir bu ecve fiilin yai olduğunu, ikinci baptan olduğunu söyleyebiliriz. El-müçtehidûne nâlu ed-deracâtil-ulyâ. Çalışkanlar yüksek notlar elde ettiler. Nâle fiili, dördüncü baptan bir fiil. Kökü ne ile nâle olarak söyleniliyor. Ortadan illetli ecvef bir fiil, dördüncü baptan ve nâle, yenâlu, nel şeklinde ecvefi, yâi, dördüncü bab bir fiil olduğunu söyleyebiliriz. Yani fiil bilgilerini ben size söyleyeyim. Bunlar yardımcı bilgiler. Dördüncü cümle, Ya nisa'u hel sumtunne hâzel yevm? Bayanlar, bugün oruç tuttunuz mu? Manasına geliyor. Sumtunne, ecvef bir fiil. Same, sülasi kökünden. Same, sözlüğe baktığımızda yasumu sum şeklinde harekelendiğini ve ecvefi vavi birinci baptan olduğunu anlıyoruz. Tekrar söylemek gerekirse vav ve ötre kullanıldığında onun ecvefi vavi olduğunu anlıyoruz. Beşinci cümledeki duruma baktığımızda da Ya bintani entuma kultuma kavlen beligan. Ey iki kız, siz beli bir söz söylediniz. Anlaşılır, tesirli bir söz söylediniz. Burada da gale fiili var. Gale, yekulu, kul şeklinde mazi muzari emri hazır söyleyebiliyoruz. Şu durumda gale fiilinin de ecvefi vavi bir fiil olduğunu ve birinci baptan olduğunu söyleyebiliriz. Kurallarda da farklı bir şey anlatılmıyor. Söylediklerimiz söyleniyor. El fi'lül ecvef, ecvef fiiller. Ve en yekune aynul fi'li harfe illetin, fiilin orta bölgesinin illet harfi olan fiillere denir. O illet harfi de vav veya ya harfidir. Misal, sara, misal, kale. Sara yesiru sir bilgisi bizde olduğu için Sara'nın ikinci baptan ecvefi yai olduğunu söyleyebiliriz. Kale yekulu kul bilgisi zihnimizde olduğu için Kale'nin ecvefi vavi birinci baptan olduğunu söyleyebiliriz. Yekunu sulasiyen sülasi olarak gelebilir. Ecvef fiiller zaten şu anki aldığımız örneklerin çoğu öyleydi. Kame yakumu kum örneğinde olduğu gibi mezit de olabilir. Mezit olması durumunda onun sülasi kökünü test etmemiz gerekiyor. Mesela istata'a fiilinin şu ist bölgesinin ziyade olduğunu biz biliyoruz. Şu ist bölgesi ziyade harflerdir. Dolayısıyla bunun kökü ta'a veya tava'a şeklinde söylenebilir. Ta'a fiiline baktığımızda veya tava'aya baktığımızda ortadan illetli olduğunu görüyoruz. Bunun da ecvef olduğuna hükmetmeliyiz. Böyle sürprizler olduğunda mezit fiillerde sülasi köke dönmemiz gerekiyor. Sülasi kökte onun mesela ortasının illetli olduğunu gördüğümüzde ecvef olduğuna hükmedebiliriz. Kâne'yi alalım. Mesela kâne ortadan illetli bir fiil. Kevvene veya tekevvene şeklinde fiillerle karşılaşıyorsak bu fiillerin biz ecvef olduğunu ancak mezit babı evrildiğini bilmemiz gerekiyor. Evet, hangi bablardan gelir? Bu üç satırda o anlatılıyor. Ve ye'ti min babi fe'ale yef'alu yani fe'ale yef'alu name yenamu asluha neveme demiş. Tabi burada şöyle bir durum var. Yani dördüncü baptan gelir. Bu bilgi doğru. Bunun da nevime yenamu olduğunu düşündüğümüzde şurada bir hareket hatası yapılmış. Nevime doğru.
Şurada da bir hareket hatası var. Fe'ile yef'alu babından gelmesi doğrudur. Şu durumda dördüncü baptan gelmesi doğrudur. Şu satırda bir düzeltme yapabiliriz. Fe'ile yef'alu nevime, o da name yename olarak tecelli ediyor. Yani dördüncü baptan gelmesi doğrudur. Şu baba, şu satıra dördüncü baptan gelmesi doğrudur diye söyleyebiliriz. Ve min babi fe'ale yef'ilu, bu da ikinci babı anlatıyor bize. Misalun ba'a yebi'u asluha bey'a. Burada ba'a yebi'u örneği var. İkinci bab yazabiliriz. İkinci babtan gelmesi doğrudur. Ve min babi fe'ale yef'ulu, birinci babtan gelmesi doğrudur. Evet. Alıştırmalara başlayalım. Alıştırmalara başlamadan önce fiillerin çekimleri var. Fiillerin çekimlerinde kale, kala, şurada bir lam elif olmalıydı. Kale, kale, kalu, kalet, kaleta, kulne, kulte, kultuma, kultum. Şu elif, elifi karalıyoruz. Kulti, kultuma, kultunne, kultu, kulna şeklinde mazi çekim yapılıyor. Kale birinci baptan olduğu için, bakın buraya da yazılmış, elbabul evvel diyor. Birinci baptan olduğu için ötreye dönmesi ve muzari'de vav hareke, vav harfini kullanması kaçınılmaz demiştik. Dolayısıyla birinci bab ecvef fiilin çekiminde biz ötre harekelerin nunun nisveden sonra gözüktüğüne şahit oluyoruz. Muzari fiil yakulu yakulani yakulune, takulu takulani yakulne, تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولن أقول نقول نقول. Evet, kuralımız şuydu. Birinci babı biz çekim anında ve muzariye döndüğünde hep vav ve ötre harfleriyle görüyorduk. Orta bölgedeki harf ötre ve orta bölgedeki uzatma harfi met harfi vav oluyordu. Emri hazırda bir durum var ki onu özellikle konuşmak gerekir. Emri hazırda gul, gula şeklinde enti, ente, gul, entuma, gula, entum, gulu şeklinde araya bir uzatma harfi, met harfinin girdiğine şahit oluyoruz. Guli, gula, gulne. Ente kul, entuma kula, entum kulu, enti kuli, entuma kula, entunne kulne şeklinde. İkinci babın çekiminde de fazla bir değişiklik yok. Ama yine de inceleyelim. Sara, sara, saru, sarat, sarate, sirne. Bakın, kesre harekeyi kullanıyor. Ecvef fiil ikinci babtan muzari'de y harfini kesre harekeyi, mazide de kesre harekeyi ne yapıyor? Kullanıyor. Yani biz şöyle dememeliyiz. Sara, sara, saru, sarat, sarata, surne dememeliyiz. Sirne, sirte, sirtuma, sirtum şeklinde sürdürmeliyiz. Muzari'de yesiru, yesirani, yesirune şeklinde kesre hareke ve y harfinin kullanıldığına şahit oluyoruz. Emri hazırda da araya illet harfi, met harfinin girdiğini görüyorduk. Onu da bir daha farkındalık olsun diye ikinci baptaki emri hazırın nasıl olduğunu görelim. Sir, sira, siru, siri, sira, sirne. Sen yürü, siz ikiniz yürüyün, sizler yürüyün. Erkek ve bayan satırları için söylenişi böyle araya met harfi, illet harfi giriyor. Dördüncü baptan olduğunu söylemiştik. Dördüncü babın fetha harekeyi ve elifi sevdiğini söyleyebiliriz. Muzari'de özellikle. Hafe, hafe, hafu, hafet, hafete, hifne, hifte, hiftuma, hiftum, hifti, hiftuma, şurada elif olacak. Hiftunne, hiftu, hifna şeklinde mazi çekimi yapılıyor. Burada tabii kesranın gelmesi doğru. Ancak muzari'de elifi ve fetha
Fetha hareki ve elifi kullanacağız. Yehafu yehafani yehafune. Tehafu tehafani yehafne. Tehafu tehafani tehafune. Tehafine tehafani tehafne. Ehafu nehafu şeklinde. Yani ecve fiillerde birinci babın vavla çalıştığını, ötreyle muzariye döndüğünü, ikinci babın kesraya ve y harfine döndüğünü muzariyle, dördüncü babta ise elif ve fetha harekeyle devam ettiğini kurallaştırabiliriz. Kuralı bir daha söylüyorum. Ecve fiiller birinci babta muzariye geçişte ötre ve vav harfini, ikinci babta kesra ve ya harfini, dördüncü babta fetha ve elif harfini kullanırlar. Orta bölgeden tabii ki. Bunu öğrenmemiz gerekir. Bu kurala dikkat etmemiz gerekir. Üçüncü babtan, beşinci ve altıncı babtan ecve fiillerin örneklerinin olmadığını biz size söylüyoruz. Emri hazırda da haliyle elifi kullandığı için met harfiyle beraber emri hazır çekimine şahit oluyoruz. Haf, sen kork. Hafe, siz ikiniz korkun. Hafu, sizler korkunuz. Hafi, sen bayan kork. Hafe, siz iki bayan korkunuz. Hafne, siz bayanlar korkunuz. Tabi şu lafızlar, hafe, hafu, yine hafe lafızları mazi fiilde benzerlik teşkil ediyor. Onlar cümlenin gidişatından, siyakından ve sibakından çözülebilecek problemler. Şöyle bir bab analizleri yapmaya devam edersek. Zâqa yezûku zûk, dâme yedûmu dum, sâqa yesûku suk, sâme yesûmu sum, tâle yatûlu tul, tâfe yatûfu tuf. Bu örneklerdeki fiillerin tamamının birinci babtan olduğu, muzariye döndüğündeki vavdan ve ötre hareketten anlaşılıyor. Şurayı seçecektik. Ba'a yebi'u bi', khabe yahibu khib, zade yezidu zid, sale yesilu sil, saha yasihu sih, gabe yagibu gib örneklerinde de muzariye dönüşte kesra hareke ve y harfi kullanıldığı için bunların ikinci baptan olduğunu söyleyebiliriz. Hara yaharu har, kade yekadu ked, name yenamu nem, zale yezalu zel, şa'e yeşa'u şe', hafe yehafu haf örneklerinde de fiillerin dördüncü babtan olduğunu ve elif ve fetha hareke kullandıklarını söyleyebiliriz. Mezitlerde ecve fiiller nasıl oluyor? Bunun kullanım tecrübesiyle çözülebileceğini söylemekle bu sayfayı geçmek istiyorum. Zamanla ve kullanım tecrübesiyle mezit fiillerde ecve fiiller nasıl yansımalar yapıyor onu anlamak ve öğrenmek mümkün. Alıştırmaları bir başka videoda konuşalım. Şimdilik vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.